Şimdi gerçek bir takım araştırmalardan yararlanarak karamsallaştırmanın ve işletimselleştirmenin nasıl yapıldığını görelim. Örneğin öğretmen morali nasıl kavramsallaştırılır? Gene soyut bir kavramdan söz ediyoruz. Moral kavramı. Öğretmen morali ile profesyonel çalışma ortamı arasında bir ilişki var mıdır biçiminde bir araştırma yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu araştırma çerçevesinde hipotezinizi profesyonel çalışma ortamı öğretmen moralinin düzeyini yükseltir diye kurmuş olabilirsiniz. Bu araştırmaya başlamadan önce bizim öğretmenle, moralle, profesyonel çalışma ortamıyla, daha da önemlisi öğretmen moraliyle ne kastettiğimizi tanımlamamız gerekiyor. Örneğin öğretmen kimdir? Okul müdürleri de öğretmenden sayılır mı? Kütüphaneci bir öğretmen midir? Futbol çalıştırıcıları da öğretmen sınıfına girer mi? Stajyer öğretmenlere de öğretmen diyebilir miyiz? Yarım zamanlı öğretmenler de öğretmen midir? Okul dışında çalışan, çırak yetiştiren, köpek yetiştiren eğiticiler de öğretmen sınıfına girer mi gibi. Ya da siz kendi araştırmanız açısından öğretmeni 1. ve 12. sınıflarda öğrencilerle sınıfta vakit geçiren tam zamanlı görevliler olarak tanımlayabilirsiniz. Ya da herhangi bir şekilde öğretmenlik diploması almış, pedagoji diploması olan kişiler olarak da tanımlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz öğretmen kimdir sorusunun daha önceki slaytlarda gördüğümüz gibi birçok boyutu var. Dolayısıyla siz öğretmen moraliyle profesyonel çalışma ortamı dediğinizde tam olarak neyi kastediyorsunuz? Bunu tanımlamanız lazım. Gene aynı şekilde moral nedir? Soyut bir kavram olarak. İnsanların şeyler hakkında neler hissettiğiyle ilgili ise moral, o zaman bunun güvenden, pozitif olma halinden, iyimserlikten, zihni durumdan farkı nedir ki sözlük anlamı moralin güven, spiritizma, pozitif olma hali, iyimserlik, beraberlik hissi, neşe, zihni durum olarak tanımlanmış. Örneğin moralin ruh halinden yani mood'dan farkı nedir? Ruh hali daha bireysel ve daha geçici bir şey olarak tanımlanıyor genelde. Moral, kabaca kişinin iyimser düşüncelere ya da kötümser düşüncelere sahip olması ile aynı şey midir gibi birçok sorunun cevabının bulunması lazım. Öğretmen moralinin nasıl çalışılacağını görebilmek için. Öğretmen morali o zaman eğer şeylere karşı hissedilen duygular ise acaba bir öğretmenin öğrencilere karşı, okul yönetimine karşı, mesleğine karşı, meslektaşlarına karşı neler hissettiği biçiminde tanımlanabilir mi? Kaldı ki burada da öğretmenlerin öğrencilere karşı ne hissettiğiyle moral açısından çalışma arkadaşlarına karşı ne hissettiği birbirinden farklı da olabilir. Morali yüksek olan öğretmenler acaba okul hakkında daha olumlu görüş bildiren, fazla çalışmaktan şikayetçi olmayan, öğrencilerle birlikte olmaktan hoşlanan kişiler daha yüksek morale mi sahip oluyor? Öte yandan düşük moraller daha çok şikayetçi olan, zorunlu olmadıkça okuldaki etkinliklere katılmayan, başka iş bulmak için çaba gösteren kişiler acaba daha düşük moralli olarak adlandırılabilir mi? Gene tümden gelim aracılığıyla kavramsallaştırma ve işletimselleştirme açısından olaya bakacak olursak, daha önceki slaytlarda buna bakmıştık. Şimdi nasıl işletimselleştiririz, nasıl kavramsallaştırırız? Acaba öğretmen moraliyle profesyonel çalışma ortamı arasında bir ilişki var mı biçimindeki bir denenceyi. İlk yaptığımız şey neden sonuç ilişkisi kurmak.
Örneğin profesyonel bir iş çevresinde çalışan öğretmenlerin morali daha yüksektir dediğimizde burada bağımlı bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirtiyoruz. Daha sonra profesyonel iş çevresinden ne kastettiğimizi, öğretmen moralinden ne kastettiğimizi tanımlıyoruz işletimsel düzeyde. Örneğin profesyonel bir iş çevresinde çalışmak demek becerilerin, bağımsızlığın, saygınlığın, doğrudan denetimin olmamasının bulunduğu bir ortamsa bu boyutlarını tanımlıyoruz. Aynı şekilde öğretmen morali dediğimiz zaman da öğretmenlerin çocuklara karşı, yöneticilere karşı, velilere karşı, kendi çalışma arkadaşlarına karşı olumlu tutum sahibi olmasını belki kastediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde işletimsel düzeyde profesyonel iş çevresini ve öğretmen moralini tanımladıktan sonra o zaman ampirik düzeyde acaba profesyonel çalışma ortamı öğretmenlerin moralini yükseltir mi sorusunu ya da bu hipotezi sınamaya çalışıyoruz. Aynı işi tümevarım yaklaşımıyla yapacak olursak o zaman biz önce gözlemler aracılığıyla işe başlıyoruz. Dolayısıyla burada elimizde profesyonel çalışma ortamıyla öğretmenlerin moralleri konusunda bir takım ampirik veriler var. Bu verilere bakarak biz acaba profesyonel çalışma ortamı öğretmenlerin moralini yükselten bir etmen midir diye bu verilerden ve taslak fikirlerden yararlanarak kavramları oluşturmaya ve işletimselleştirmeye çalışıyoruz. Bu kavramlar tıpkı tümden gelim yaklaşımında olduğu gibi profesyonel iş ortamını nasıl tanımlayacağımızla ilgili. Örneğin profesyonel diplomalı bir beceri gerektirip gerektirmemesi, İşte kişinin bağımsızlığı, otonomi sahibi olması, saygın bir iş olması, doğrudan denetimin olmaması yani fabrika ortamında olduğu gibi işte makine başında sürekli bir takım şeyler geliyor onları kutulara koymak zorundasınız gibi bir iş ortamı olmaması gibi bir takım özellikler keşfetmiş olabilirsiniz ampirik gözlemlerinizden. Ya da öğretmen moraliyle ilgili olarak işte öğrencilere karşı iyi hisler besleyen, okul yönetimiyle çok fazla problemi olmayan, okulun düzenlediği etkinliklere katılan kişilerin öğretmenlerin morallerinin daha yüksek ya da düşük olmasıyla ilişkilendirebilirsiniz. Ve ondan sonra da bu profesyonel iş çevresiyle öğretmenin moral düzeyini kuramsallaştırırsınız, kuram haline getirirsiniz. Yani bir kişinin çalıştığı profesyonel iş ortamı ne kadar iyiyse ki bu iyinin nasıl işletimsel düzeyde tanımlandığı orta düzeydeki işletimsel basamakta var. Moral de o kadar yüksek olur biçiminde bir hipotezi, denenceyi kurmuş olursunuz. Dolayısıyla bu slaytta da tümevarımla kavramsallaştırma ve işletimselleştirmeyi nasıl yapıyoruz bunu görüyoruz. Şimdi daha önce de sözünü ettiğimiz bir çalışmada kavramsallaştırmanın nasıl yapıldığını bir görelim. Przeworski'nin kitabından daha önce bahsetmiştik demokrasi ve kalkınma ile ilgili 135 ülkenin 1950-1900 yıllar arasındaki rejimlerini inceleyerek ekonomik kalkınma ile siyasal demokrasi arasındaki ilişkileri inceleyen, gene demokrasi ile maddi refah arasındaki ilişkileri inceleyen çalışması. Bu çalışmada tabii ki bu kavramların öncelikle kavramsallaştırılması yani demokrasi, ekonomik kalkınma, rejim vesaire gibi kavramların kavramsallaştırılması gerekiyor. Burada araştırmacılar açısından en önemli konulardan bir tanesi belirli bir zaman diliminde, örneğin 2011 yılında hangi ülkelerin demokrasiyle, hangi ülkelerin demokrasi dışı rejimlerle yönetildiğine karar vermek. Bu da demokrasi kavramının kavramsallaştırılmasını gerektiriyor kuşkusuz. Nitekim yazarlar bu konuya çok uzunca bir bölüm ayırmışlar eserlerinin girişinde. Yani demokrasi
nasıl tanımlanıyor? Öncelikle çok uzun uzadıya bir bölümde bu kavramlarla ilgili tanımlamayı yapıp arkasından bu 40 yıllık dönemde incelenen 135 ülkenin hangi dönemlerde demokrasi, hangi dönemlerde demokrasi dışı yönetimlerle yönetildiğini sınıflıyorlar. Tabii kavramsallaştırma aşamasında kendi literatür değerlendirmelerinde de ayrıntılı bir şekilde demokrasinin özelliklerini başka araştırmacılara da dayanarak söylüyorlar. İşte temsil etmesi yönetilen kişileri yönetimin, hesap verebilirlik, eşitlik, katılım, saygınlık, akılcılık, özgürlük gibi birçok kavram demokrasiyle ilişkili. Yazarların demokrasi tanımı ise şu anda son derece soyut gözükebilir belki ama yönetenlerin çekişmeli seçimler yoluyla seçildiği bir rejim. Çekişmeli sözcüğü burada yani rekabetin olduğu bir ortamda seçildiği bir rejim anlamına. Şimdi bu soyut tanımda 3 tane şeyi öne çıkarıyor yazarlar. Demokrasiyi temsil eden kişi başkan da olabilir, başbakan da olabilir. Bu kişinin seçimle gelmesi, meclis üyelerinin seçimle gelmesi ve birden fazla parti olması. Bunların her biri ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Yani bugün bazı ülkelerde gördüğümüz gibi seçim yapılıyor ama %100'ünü belirli bir parti kazanıyor. Zaten bir tane de parti var. Bunun adı seçim ya da demokrasi oluyor mu gibi. Bu konular uzun uzadıya bu çalışmada anlatılıyor. Yazarlar demokrasiyle ilgili bu üç koşulu yerine getiren tüm rejimlerin gerçekte demokrasi olmayabileceğini düşünüyorlar. Bunun için de dördüncü bir koşul getiriyorlar. Bu üç koşulun dışında olan bir ülke örneği bulmuşlar. Botswana örneğin. Ülke bağımsızlığını kazandığından bu yana hep seçilen aynı parti tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla özel bir örnek olarak birkaç örnek daha vardı kitapta. Botswana'yı her ne kadar seçimle gelmiş, daha önceki 3 koşulu da yerine getiren bir ülke olmasına rağmen demokrasi diye sınıflandırmıyorlar. Türkiye'yi ilgilendirdiği için de dikkatimi çekti. Biliyorsunuz biz parlamenter demokrasiyi Türkiye'de 1946'dan itibaren başlatıyoruz. 1950 ile 60 arasında Demokrat Parti dönemi vardı Türkiye'de ve döneminin sonuna doğru giderek de baskıcı bir rejim görünmeye başlamıştı. 1950-60 arası dönemdeki Demokrat Parti yönetimini de demokrat olarak nitelendirmiyorlar bu kural nedeniyle yazarlar. Çünkü 1960'taki askeri darbe olmasaydı giderek otoriterleşen Demokrat Parti'nin seçimi kaybetmiş olsa bile acaba seçimi kazanan partiye yönetimi devreder miydi sorusunun cevabı ortada olduğu için. Onun için yazarlar dördüncü bir koşul getirmişler. Yönetimin en az bir kez seçimle gelen başka bir partiye geçilmesi. Gördüğünüz gibi 1950-60 arası bir askeri darbeyle sonuçlandığından ondan sonra seçimle gelen bir şey olmadığı için bu belirsizlik nedeniyle sınıflandırma tablosuna bakıldığında 50-60 arası Türkiye'nin yönetildiği rejim olarak demokrasi denmiyor bu çalışmada. Dolayısıyla gördüğünüz gibi demokrasi kavramıyla ilgili en azından kendilerinin ne anladığıyla ilgili çok ayrıntılı bir kavramsallaştırma söz konusu ki buna göre aşağı yukarı bu 40 yıllık sürede yaklaşık 4000 yılı sınıflamış bu 135 ülkenin hangi rejimle yönetildiğini ortaya çıkarabilmek amacıyla. Aşağıdaki kurallardan en az biri belirli bir yıl için geçerli ise o yılda o ülkenin rejimini diktatörlük olarak kabul etmiş yazarlar. Başkan başbakanın seçimle gelmemesi, çünkü ikili tanımlamışlar bu çalışmada, bir ülke ya demokrasiyle yönetiliyor ya demokrasi dışı diye. Meclis üyelerinin seçimle gelmemesi, o ülkede birden fazla parti
nin çekişmesi, rekabeti sonucu seçimlerin yapılmamış olması, ki bunu da ayrıntılandırmışlar. Örneğin çeşitleri var çünkü, birden fazla parti olmamış, hiç parti olmayabilir, tek parti olabilir. Mevcut dönemin partisiz ya da tek parti yönetimiyle sonuçlanması söz konusu olabilir. Örneğin 1950-60 arası Türkiye'deki rejimin askeri darbeyle sonuçlanmasında olduğu gibi. İktidardakilerin yasal olmayan bir biçimde meclisi feshederek kuralları kendilerine uyacak biçimde değiştirmeleri söz konusuysa, onu da gene birden fazla parti olmaması biçiminde tanımlamışlar. Ve son olarak da yönetimin seçim sonucu en az bir kez el değiştirmemesini diktatörlüğün bir özelliği olarak görmüşler. Dolayısıyla da bunlardan bir tanesi dahi geçerliyse bu rejim demokrasi değildir, yani diktatörlüktür demişler. Daha sonra bu tanımlamayı yaptıktan sonra, tabii bu tanımla uymayabilirsiniz, ya demokrasi böyle ikili bir şey değil ki, ya vardır ya yoktur gibi diyebilirsiniz, ama bu çalışmanın esas esprisi ikili bir şekilde tanımlanması ve bunun içinde çok ayrıntılı bir kavramsallaştırma sürecini gözden geçirmiş yazarlar. Örneğin demokrasiyi parlamenter demokrasi, başkanlık karma biçiminde çeşitlerini sormuş, göstermişler, fakat sonuçta demokrasi ister parlamenter olsun, ister başkanlık sistemiyle olsun, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi demokrasidir biçimde. Diktatörlükte de biraz önceki partisiz ya da tek partili, erkin paylaşıldığı paylaşılmadığı diktatörlükler olabileceğini söylemişler. Bürokrasisi olan olmayan diktatörlükler demişler. Her neyse, gördüğünüz gibi burada demokrasi kavramı, belki günlük dilde çok gevşek bir şekilde kullandığımız demokrasi kavramını yazarlar gerçekten son derece ayrıntılı bir şekilde literatüre de dayanarak tanımlamaya çalışmışlar. Aynı zamanda tanımlarının, kendi tanımlarının neleri içermediğini, yani kendi çalışmalarında demokrasiyle ilişkili olabilecek hangi boyutların incelenmediğini de söylemişler. Görüyorsunuz. Burada demokrasi kavramı söz konusu olduğunda o ülkenin ekonomik ya da sosyal durumunun ne olduğu, hesap verebilirlik, insan haklarının o ülkede ne düzeyde olduğu, katılım olup olmaması, sivil asker ilişkileri, bir ülkede iç savaşın olup olmaması, bunlar biz demokrasi tanımı içerisinde görmüyoruz diye sınıflandırdığı şeyler. Siz bir araştırmacı olarak, ya niye olmasın, katılımın olmadığı bir yerde demokrasiden nasıl söz edilebilir diyebilirsiniz pekala. Ama araştırmacılar diyor ki bizim tanımımız bu. Biz böyle sınırlandırdık tanımımızı ve bu araştırmada üzerinde duracağımız, elde edeceğimiz sonuçları da bu kavramsal tanıma uygun olarak değerlendirin. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Yani bilimsel tanım ile sözlük tanımı ya da günlük dildeki gevşek tanım arasındaki fark bu. Ancak o zaman o yazarları neleri söyledikleri, buldukları ya da bulmadıkları ile ilgili değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında yazarların demokrasi tanımı aslında son derece minimalist bir yaklaşımla oluşturulmuş. Yani rekabetçi seçimlerin yapılmasının ekonomik performansla ilişkisini ampirik olarak test etmeye çalışmışlar. Burada ekonomik performansı da kişi başına düşen gelir olarak tanımlamışlar. Bu açıdan bakıldığında araştırmacılar yöneticilerin seçimle gelip gelmemesinin toplumsal ve ekonomik eşitlik, vatandaşların siyasetçileri denetlemeleri, siyasi hakların etkin bir biçimde kullanımı, geniş katılım olup olmaması, keyfi şiddete karşı özgürlükler, ekonomik büyüme, yüksek istihdam, düşük enflasyon, kamu hizmetleri gibi konularda ilişkisini araştırmışlar. Hatta daha önce söz konusu ettiğim örneğin doğurganlık oranının diktatörlükle yönetilen ülkelerde demokrasiyle yönetilenlerden daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmışlar. Peki demokrasi ve ekonomik kalkınma işletimselleştirme açısından nasıl kullanılmış bu araştırmada? Biraz önce ayrıntılı olarak gördüğünüz demokrasi ya da diktatörlükle ilgili kavramları inceltmelerine rağmen, her biri için işte örneğin demokrasi için 4 koşul getirilmişti.
yazarlar her ülkenin rejimini her yıl için ya demokrasi ya değildir biçiminde sınıflandırmışlar. İşletimselleştirme ile ilgili bir diğer nokta, çünkü demin de sözünü ettim, yaklaşık 4000 yıla bakıp sınıflandırma yapıyorlar. Bir ülkede yılın son gününde dahi rejim değişmiş olsa o yıl o ülke o rejimle yönetilmiş sayılmış. Şimdi gene yani burada ama olur mu diyebilirsiniz. Fakat araştırmacı diyor ki ben böyle işletimselleştirdim. Dolayısıyla da yani bu bir sonraki yıl olsaydı o yıl demokrasiyle yönetiliyor görülecekti. Ama 31 Aralık'ta olduğu için nitekim böyle bir örneği de yazarlar veriyorlar şu anda. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum. Bir başka kavram, gene soyut kavram ve üzerinde uzun yıllar çalışılmış olan kavram. Yabancılaşma, anomi diye geçiyor. Bir başka İngilizce karşılığı ya da en azından Türkçe'de bizim yabancılaşma diye çevirdiğimiz alienation da var ama bu araştırma daha çok anomi ile ilgili. Bu da gene demokrasi gibi çok boyutlu bir kavram. İnsanların ya da toplumların güçsüzlük, anlamsızlıkla ilişkilendirdiği, insanların ya da toplumların kendi kendine yabancılaşmasını ifade eden bir şey. Hatta kişiler arası yabancılaşma söz konusu olduğunda anomiya ağla bitiyor. Toplumlardaki yabancılaşmadan söz konusu, yabancılaşmadan söz edildiğinde de anomi terimi daha çok tercih ediliyor. Soyut kavram olarak baktığımız zaman anomi, yani toplumsal anlamda toplumun normlarının olmaması, kanunsuzluk olarak tanımlanıyor. Tabii ki bu tanımın yapılabilmesi de uzun yıllar almış. Sosyolog Robert Merton yabancılaşmayı amaçlarla toplumun dayattığı araçlar arasındaki eşitsizlikten kaynaklanan bir kavram olarak tanımlamış. Benzeri bir şekilde Alvin Powell, bir eylemin sonuçları çelişik, erişilmez veya önemsiz hale gelirse yabancılaşma koşulu oluşur demiş. Şimdi her iki tanımda, hatta üçü de son derece soyut tanımlar. Dolayısıyla bunları nasıl işletimsel hale getirebiliriz? Aslında çok kolay değil. Zaten sosyal bilimler açısından soyut kavramlar üzerinde çalışılması en azından fen bilimleriyle karşılaştırıldığında işleri zorlaştıran bir yetmen. Öte yandan Durkheim, Emil Durkheim ki Türkçe'ye eseri 50-60 yıl sonra çevrilmiştir intiharla ilgili. Bu da ülkemizde toplumsal araştırmalara ne kadar önem verildiği ile ilgili bir gösterge olarak yorumlanabilir. Durkheim yabancılaşma terimini toplum bilimsel bir kavram haline getirmiş. Nitekim ölüm istatistiklerine bakarak acaba dinin, iklimin, mevsimin hangi yarı kürede yaşandığının intihar üzerine bir etkisi olabilir mi? Buna bakmış. Böylece intihar eden kişiler hakkında bilgisi olmasa bile, çünkü ölüm istatistiklerine bakıyor sonuçta, son derece bireysel olan intihar etme olayıyla ilgili bir takım sonuçlara varmaya çalışmış. Acaba demiş, intihar bir önceki slaytta gördüğümüz gibi toplumdaki anlaşmaların açık ve durağan olmamasından mı kaynaklanıyor? Toplumların çok çalkantılı dönemlerinde intihar olayları artıyor mu? Başkaldırı ve değişim dönemlerinde bireyler acaba kararsızlığa düşüp kendilerinden ne beklendiğini bilmedikleri için toplum olarak daha mı çok intihara yöneliyorlar? Bu durum insan ruhunda karmaşaya, bunalıma, psikolojik deyişte anksiyeteye mi yol açıyor? Hatta kişinin kendi kendini yok etmesine mi, yani intiharına mı yol açıyor gibi sorular soruyor. Bakın, yabancılaşma kavramını Durkheim ne kadar 1897'de bu yönde bir çalışma yapmış ise de işletimsel tanımını yapabilmek uzun yıllar almış. Ta 1956'da Leo Strohl anomiyi 5 bileşenden oluşan bir kavram olarak işletimselleştirmiş. O da, daha sonra bunu ölçme için de göreceğiz,
bireyin toplum liderlerinin kendi ihtiyaçlarından kopuk olduklarını düşünmesi. Anomi, yani bireysel anlamda yabancılaşan kişilerin özelliklerinden biri. Bireyin sosyal düzenin temelde tahmin edilemez olduğu algısına kapılması kişinin. Hayatta amaçladıklarından geriye düştüğünü düşünmesi. Ya ben şunları amaçlıyordum ama oraya gelemedim. Dolayısıyla da bu benim ruhumda karmaşa yaratıyor anlamında. İçselleştirilmiş toplumsal normların ve kuralların kaybedildiği, artık yaşamın anlamsızlaştığı algısına sahip olmaya başlaması ve bireyin toplumsal varoluşunun temeli olan yakın kişisel ilişkiler çerçevesinin artık tahmin edilemez ya da kendi varoluşunu destekleyici olmadığı algısına sahip olması kişiyi toplumdan yabancılaşmaya soğutan, yabancılaşmaya götüren temel bileşenler olarak sosyolog Leo Strol tarafından 1956 yılında tanımlanmış ki bu tanımlama Citation klasiği atıf alma açısından da son derece yüksek bir orana sahip olduğu için daha sonra da göreceğiz. Citation klasiği olarak bulunuyor. Kısaca bazı kavramları da hızla geçelim. Yani kavramsallaştırma açıdan tam olarak neyi kastettiğimizi görme açısından. Örneğin yoksulluk. Yoksulluk da her ne kadar kolay bir kavram gibi görünüyor olsa da gene sosyolojik anlamda değişik tanımları var. Örneğin kesin yoksulluk standardı insanın 2 ay beslenmeye yetecek kadar kenarda bir parasının olmaması biçiminde tanımlanabilir. Ama bu tabii ki bir bileşeni sadece. Öte yandan göreli yoksulluk daha farklı tanımlanmış. Yani nüfusun en fakir %5'inin ya da %10'unun sahip olduğu gelir miktarı diye tanımlanır. Fakat tabii ki ülkeden ülkeye karşılaştırma yaptığınız zaman Bangladeş'teki nüfusun %5'inin kazandığıyla örneğin Norveç'teki bir nüfusun %5'inin kazandığı birbirinden farklı. Göreli yoksulluk derken kastedilen şey bu. Öte yandan öznel yoksulluk insanların kendilerine yeteceğini düşündükleri minimum gelir anlamına geliyor. Yani beni çok fazla örneğin işte bu toplumda en çok kazanan kişilerin ne kadar kazandığı ilgilendirmiyor. Ama yan komşum eğer benden daha fazla kazanıyorsa bu beni daha fazla ilgilendiriyor. O zaman ben kendimi ona göre daha yoksul ya da varsıl diye tanımlıyorum. Öznel yoksulluk derken kastedilen şey de bu. Madde kullanımı bir başka gene soyut kavram. Ki madde kullanımı açısından bakıldığında örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kazaların yarısında alkolün rol oynadığı ortaya çıkmış ve her yıl 1 milyon kişi alkollü araç sürmekten tutuklanıyormuş. Ve bu tutuklananların 3'te 2'si de uyuşturucu kullanıyormuş. Bunun da çok büyük bir toplumsal maliyeti var kuşkusuz. Her ülke olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Peki madde kullanımı dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Yani sigara içen madde kullanmış oluyor mu? Ya da sosyal içici diye adlandırdığımız kişiler madde kullanmış mı oluyor gibisinden. Amerikan Psikoloji Derneği maddeli kullanımıyla ne kastettiğini şöyle tanımlıyor. Bir maddenin bireyin sosyal yaşamını ve kendi kendine bakabilme fonksiyonlarını etkileyecek şekilde tekrarlı kullanımı. Buna bağlı olarak da madde bağımlılığını bir maddeye karşı kişinin tolerans geliştirmesi ve aynı etkiyi elde edebilmek için daha fazla dozlarda alma ihtiyacı duyması ve içine kapanma deneyimi ve bir süre madde kullanmayınca krize girmesi. Şimdi bu tanımlara bakarak okuduğum çalışmalardan bir tanesinde şöyle bir örnek vardı. Günde sadece bir sigara içen kişiyi bağımlı olarak adlandırabilir miyiz? Buna verilebilecek cevap belki ilk bakışta ya bir sigaradan ne olacak diye düşünebilir. Ama şu tanımı
Amerikan Psikoloji Derneği'nin tanımını ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımını ele alacak olursak, eğer tekrarlı kullanımsa bir tane dahi olması aslında sizin o maddeye bağımlı olduğunuz biçimde yorumlanıyor. Dolayısıyla da bir sigara içen dahi, yani onu içmediği zaman krize giriyorsa vesaire, bağımlılık biçiminde adlandırılıyor. Tekrar ediyorum, bununla herkes uyuşmayabilir ama bağımlılıktan kastedilen şey bu. Bir zamanlar Amerikan başkanlarından birine, Clinton'a sorulmuştu, işte gençliğinde uyuşturucu kullandın mı vesaire gibisinden. O zamanlar Clinton'ın verdiği bir cevabı basın diline dolamıştı. İçtim ama içime çekmedim diye. Dolayısıyla bu durumda Amerikan Psikoloji Derneği içine çekip çekmemeyi ne kadar bağımlılıkla ilişkilendiriyor onu bilemiyorum ama tanımlar burada. Bir başka kavramsallaştırma, operasyonelleştirme örneği çocuk suçluluğu ve denetimle ilgili. Örneğin toplumsal denetim kuramı birçok şeyi açıklamak için kullanıldığı gibi çocuk suçluluğunun tırnak içinde nedenlerini de açıklamak için kullanılıyor. Çocuk suçluluğu denetimin bir fonksiyonudur biçiminde bir denence oluşturulmuş olsa, o zaman siz bu denencede geçen çocuk, suç ve denetim kavramlarını kavramsallaştırmak zorundasınız. Örneğin çocuk 18 yaşından küçükler için, suç cezai bir nedenle tutuklanmaya yol açan bir eylem için, denetim de o çocuğun çalışmayan bir yetişkinin bulunduğu bir evde büyüyüp büyümemesiyle tanımlanabilir belki. Dolayısıyla çocuk suçluluğu denetimin bir fonksiyonudur biçimindeki bir denence daha ampirik bir hale sokulacak. Yani gözlem ve verilere dayanarak doğrulanabilecek ya da yanlışlanabilecek hale sokulmak isteniyorsa, o zaman bunu evde çalışmayan bir yetişkinle birlikte olan 18 yaşından küçüklerde cezai bir suçtan dolayı tutuklanma olasılığı daha azdır biçiminde bir ampirik denenceye dönüştürebiliriz. Ama bu sizin yaptığınız kavramsallaştırmanın bir sonucu. Birçok soru işareti, tıpkı biraz önce Clinton'ın işte içtim ama içime çekmedim durumunda olduğu gibi söz konusu edilebilir. Yani örneğin denetimi sadece evde çalışmayan birinin olmasıyla açıklamak yeterli midir? Suçluluk sadece tutuklamayla açıklanabilir mi? Hüküm giymedikçe o kişiler suçsuz diye düşünülüyorsa, o zaman burada bir acaba üzerinde durulacak durum yok mu? Ya da çocuk için 18 yaş göreli bir yaş değil mi gibisinden. Gördüğünüz gibi her araştırmada kavramsallaştırma ve işletimselleştirme ile ilgili herkesin uymayacağı bir takım şeyler olabilir. Ama unutmayın, kavram sözcüğünü kullandığımız zaman, en başta tanımladığımız zaman dedik ki bizim belirli şeylerle ilgili zihnimizde oluşturduğumuz imajlar. Demokrasi dediğimizde demokrasi çekmecesini açıyoruz, bakıyoruz serbest seçimler, işte tekrarlanması, katılım vesaire gibi. Dolayısıyla da Acemoğlu ve Robinson'ın kitabında vardı. Huntington kişi başına düşen gelir de dahil, ki bu biraz önce sözünü ettiğim Przeworski'nin kitabındaki değişkenlerden sadece bir tanesi, 27 tane farklı faktör belirlemiş demokrasiyle ilişkilendirmiş. 27 tane. Bir araştırmada bunlardan belki de kavramsallaştırdığınız bir ya da birkaç tanesini ancak inceleyebilirsiniz. Ama kuşkusuz biraz önce gördüğümüz gibi Przeworski ve arkadaşlarının biz şunları çalışmadık, bunları araştırmadık dediği kavramlar da demokrasiyle yakından ilişkili. Dolayısıyla bu değişkenler ampirik olarak birbiriyle çok yakından ilişkili. O bakımdan da bu tür pratik sorunlar her zaman karşılaşacaktır. Yani demokrasiyle ilgili sorduğumuz, acaba şunlar da demokrasinin bir parçası değil mi diye sorduğumuz sorular, çocuk suçluluğu ve denetimle ilgili sorduğumuz sorularla aynı kavramsal açıdan bakıldığında.
Son olarak bir düşünce sorusu üzerinde durmak istiyorum. Bu toplumumuzda sık sık gündeme geliyor kuşkusuz. Mahalle baskısı diye daha sonradan çok ünlenen Şerif Mardin'in çalışmalarıyla ilişkili örneklerini görüyoruz. İşte ne bileyim, otobüste oturma biçiminden dolayı tartaklanan bir genç kızdan söz ediliyor. Şerif Mardin, din ve ideoloji arasındaki ilişkileri ele aldığı çalışmasında Müslüman püritanizminin ya da bu şekilde düşünen kişilerin aynı zamanda kendilerini mahallenin ahlakından da sorumlu hissetmelerinin doğal olduğunu ortaya sürüyor. Her ne kadar Şerif Mardin'in kitabında doğrudan mahalle baskısından söz edilmese de ampirik verilere dayalı olarak yapılan araştırmada ümmet, püritanizm vesaire gibi konularda bir takım sorular yer alıyor ve 160 küsur kişi üzerinde yapılan bir fabrikada çalışan işçiler üzerinde yapılan araştırmalarla da böyle bir baskının kavramsal temeli ampirik olarak ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bu konuyu çok irdelemeden aynı kitapta din ile siyaset arasındaki nedensel ilişkilerin nasıl araştırılabileceği ile ilgili bu ders açısından da yardımcı olabilecek bir takım önermeler çıkardım ki o kitaptaki önermelerin hepsi değil bunlar. Ama bu dersi alan, bu dersi buraya kadar izleyen kişilerin bu kavramların nasıl kavramsallaştırılabileceğini ve işte temsilleştirebileceğini düşünmeleri için bir düşünce sorusu olarak bu slaytı da eklemeyi uygun buldum. Ki son derece yüklü önermeler olduğunu kabul etmek zorundayız. Kişi din aracılığıyla kontrol altına alamadığı bazı kuvvetlere tabi olduğu hissine karşı bir kişisel güvenlik mekanizması kurar. İslamiyet'te seçkinler dini, halk dini şeklinde başlangıçtan beri bir ayrılık olmuştur. En fazla tartışma yaratan önermelerinden bir tanesi de bu Şerif Mardin'in. Bunu nasıl kavramsallaştırıp operasyonelleştirebilirsiniz? Osmanlı'da seçkinler kültürü, halk kültürü ayrılığı vardır. Ve son olarak Cumhuriyet'in modernleştirici aydınları bu dini ikiliğe, yani seçkinler dini ile halk dini ikiliğine önem vermemişlerdir. Bu derste gördüğümüz ve bir önceki derste gördüğümüz nedensellik, kavramsallaştırma ve işletimselleştirme bağlamında acaba Şerif Mardin'in söz konusu ettiği, buraya sadece 4 tanesini aldığım bu soruları ya da hipotezleri nasıl kavramsallaştırır ve işletimselleştirirsiniz? Bir düşünce sorusu olarak bunu da eklemek istedim. Kuşkusuz daha sonra mahalle baskısıyla ilgili çok daha fazla araştırmalar, kendisiyle görüşmeler de yapıldı ama önemli kavramlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, özet olarak bu derste temel iki kavramdan söz ettik. Kavramlaştırma ve işletimselleştirme ve yapılan bir takım araştırmalar çerçevesinde demokrasi gibi, moral gibi, yoksulluk gibi, madde bağımlılığı gibi kavramların nasıl kavramsallaştırıldığını örneklemeye çalıştık. Bir sonraki dersimiz ise bu kavramsallaştırma ve işletimselleştirme sürecine dayanarak işletimsel tanımları alıp örneğin mahalle baskısı, örneğin bir ülkenin demokrasiyle yönetilip yönetilmediği, örneğin profesyonel çalışma ortamının öğretmenlerin moraliyle ilişkisi olup olmadığını
gerçek dünyada ölçme sorunu üzerinde odaklaşacağız.